Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur külliyatından konularına göre veciz sözler. Yağmur. Yani baktığımız zaman genel olarak rahmet ve hayatı ifade eden şeyler hep yukarıdan geliyor. Yağmura rahmet deniliyor, gökten geliyor. Melekler oradan geliyor. Vahiy yine aynı şekilde oradan geliyor. Yani genel olaraktan rahmeti, hayatiyeti, bereketi ifade ediyor. Ve bunlardan yağmur, yani ölü toprağı hayatlandırması gibi. Yağmursuzluk bir musibettir ve cezai amel bir azaptır. Yani demek ki ilk defa insan onu düşünmesi lazım. Yani yağmur gelmiyorsa acaba bize dayanan bir nokta mı var? Bizden kaynaklanan bir husus mu var? Günah gibi vesaire. Buna karşı ağlamakla ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla ve pek ciddi nedamet ve tevbe ve istiğfar ile karşılamak. Yani o manileri böylece aşmak. Ve sünnet seniye dairesinde bir ağlar karışmadan, şeraitin şartların tayin ettiği tarzda dergah-ı ilahiyeye iltica etmek, sığınmak ve dua ve o hale mahsus ubudiyetle mukabele etmektir. Ve böylece o yağmursuzluğun aslında burada da bu manada çaresini de burada üstad belirlemiş oluyor. Yani bu gibi durumlar, yani başta amelin bir cezası olduğu içindir ki o amelin düzeltilmesi lazım. Ve diğer bu şekilde bütün bu manileri ortadan kaldırmak lazım ki o bereketsizlik ve yağmursuzluk ortadan kalkmış olsun. Sair umuru lazimeye, gerekli işlere muhalif olarak yağmurun evkat-ı nuzulü, inme vakti, o kadar mütehavvildir ki değişken, muhayyebat-ı hamsede dahil olmuştur. Yani Lokman suresinin en sonuncu ayetinde, gaybi bilinmeyen beş şey içerisinde, yani güneş gibi değil. Güneş her gün, yani milim milimine, saniyesi saniyesine aynı zamanda doğar. Ama yağmur öyle değil, bir bakıyorsun yağmaması gereken zamanda, hatta Temmuz'da, Ağustos'ta da dahil olmak suretiyle, bir bakıyorsun ki yağıyor. Veya bulut var, yağmur gelmiyor. Veya hava açık, birden yağmur geliyor. Gaybi beş bilinmeyen şeylerden birisi yağmurun ne zaman ineceği ile ilgili. Çünkü vücutta en mühim mevki hayat ve rahmetindir. Yağmur ise menşe-i hayat, hayat kaynağı ve mahz-ı rahmet, rahmetin ta kendisi olduğu için elbette o âb-ı hayat, o ma-i rahmet, rahmet suyu, gaflet veren ve hicab olan, perde olan yeknesak, monoton kaidesine girmeyecek. Yani standart değil, kural dışı. Belki doğrudan doğruya Cenab-ı Mün'im-i Muhiye, Rahman ve Rahim olan Zat-ı Zülcelal perdesiz elinde tutacak. Ta her vakit dua ve şükür kapılarını açık bırakacak. Lokman 34'te demin dediğim. Yani böylece insanlar o dua kapısını çalaraktan Cenab-ı Hak'tan o rahmetini dileyecek. Onun için namazı var bunun, yağmur namazı. Yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Yani aynen öğlen vaktinin girmesiyle öğlen namazı kılındığı gibi. Yani bir derece yağmur namazı vakti, husuf küsuf gibi. Eğer sırf o niyet ile olsa, yani yağmuru getirmek için olsa, o dua, o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Yani yağmur gelmiyor. O zaman demek ki yağmur namazı kılma vakti girdi. Kişi kılar, yağmur ister gelsin ister gelmesin. Yani getirmek için değil. Ama ona bir vesile olması hasebiyle inşallah rahmetin celbini, o ibadet, istiğfar, tevbe, yukarıda saymış olduğu hususiyetler sebep olmuş olur, celbine vesile olmuş olur. Evet, elbette bir katre, bir damla yağmura müekkel olan melek, şemse müekkel, güneşe müekkel olan meleğin cinsinden değildir. Her bir damla ile, hatta Efendimiz öyle diyor, her bir kar, yağmur, dolu tanesiyle bir melek yeryüzüne iner. Kıyamete kadar ikinci bir sırayı bekler, ikinci bir sıra kendisine gelmez. Bu aynı zamanda yağmurun, yani bir program çerçevesinde geldiğini göstermekle beraber diğer taraftan da ibadet eden meleklerin çokluğunu da burada Efendimiz ifade etmiş oluyor. Yağmurun şıpıltıları manasız bir ses olmadı. Adeta onların, o damlalara binen meleklerin adeta tesbih sesleri. Yağmura rahmet deniliyor çünkü çok asar rahmet, rahmet eserleri
ve faideleri tazammun ettiğinden, faydaları içerisinde barındırdığından güya yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş, takattür etmiş, damlamış, katre katre geliyor. Yani mesela aynen şunun gibi. Habbe aslında muhabbet kökünden geliyor. Yani tohum. Yani hayat kaynağı tohumdur. Hayatı devam ettirecek gıda olarak da. Yani Cenab-ı Hakk'ın sanki Rezzak ismi tohum şekline girmiş oluyor. Aynen yağmur da öyle. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yağmur şeklinde adeta yeryüzüne iniyor, hayatı idame ettiriyor. Yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var. Yani sadece bizim bir noktamıza, bir hususumuza değil, bizlere de sadece ait değil. Diğer canlılar vesaire. Bütünü de güzeldir. Su ihtiyarıyla, mesela kötü tercihi, hareketiyle evini tam yapmamış, iyi yani. Bazıları yağmurdan zarar görse, yağmurun icadı rahmet değildir diyemez. Aynen geçen günlerde karın o dehşetinde bazılarının zarar gördüğü gibi. Şimdi o zarar gördü diye haşa kar rahmet olmadı, azap oldu denilmez. Yağmurun halkı yaratılması şerdir diye kimse diye hükmedemez. Belki su ihtiyarıyla yani yanlış tercih uygulamasıyla ve kesbiyle işlemesiyle onun hakkında şer oldu. Başta İmam Beyhaki ve hakim olarak Kütüb-i Sahiha, sahih kitap, hadis kitapları Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki Hazreti Ömer Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan yağmur duasını niyaz etti. Çünkü ordu suya muhtaçtı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam elini kaldırdı, birden bulut toplandı, yağmur geldi. Ordunun ihtiyacı kadar su verdi, gitti. Adeta yalnız orduya su vermek için memur idi. Geldi, ihtiyaca göre verdi, gitti. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yağmur duası tevatür derecesinde, yani kesin olarak yalan ihtimali olmayacak bir surette ve çok defa tekrar ile daima süratle kabul olması, başta İmam-ı Buhari ve İmam-ı Müslim, eğimme-i hadis, hadis imamları nakletmişler. Hatta bazı defa minber-i şerif üstünde yağmur duası için elini kaldırıp indirmeden yağmış. Habibinin duasını elbette Cenab-ı Hak reddetmez. Hem vefat-ı nebeviden sonra Hazreti Ömer, Hazreti Abbas'ı vesile yapıp demiş, Ya Rab, bu senin Habibinin amucasıdır. Onun yüzü hürmetine yağmur ver. Yağmur gelmiş. Yani demek ki amcası olan Hazreti Abbas kanalıyla da Cenab-ı Hak'tan rahmet istiyor, rahmet geliyor. Eğer yağmur güneşin tuluğu gibi, güneşin doğması gibi bir kanuna tabi olsaydı, yani her gün belli saatte çıkıp batması gibi, o nimet-i hayatı her vakit rica ile istenilmeyecekti. Yani o ibadet ve dua kapısı kapanmış olacaktı. Sonra yağmura bakar görür ki yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince rahmani cilveler ve reşhaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Yani tam rızkın önemli bir noktası. Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler, damlalar o kadar muntazam ve güzel halkediliyor ki hususan yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor ve iniyor ki fırtınalar ile çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar onların muvazene ve intizamlarını bozmuyor. Katreleri birbirine çarpıp birleştirip zararlı kütleler yapmıyor. Yoksa öyle olsaydı havada kar değil de kardan adam başımıza inerdi. Ki o kadar rüzgara rağmen. Yani o rüzgarla bunların bir araya gelip yapışıp büyük bir kardan adam oluşturması gerekirdi. Yani bu da gösteriyor ki her biri kar dolu tanesiyle bir melek iniyor. Hatta internette de bulabilirsiniz. Yani kar taneleri baktığınız zaman hiçbirisi birbirine benzemiyor. Şekil itibarıyla farklı farklı şekilde olduklarını görebilirsiniz. O eriyip belki su olacak olan o kar tanesine bile Cenab-ı Hak ona mahsus özel şekil ve nakış vermiş. Yağmursuzluk bir musibettir ve cezai amel bir azaptır. Evet, Yahudi, Musa ve Musevi. Büyük bir mesele, uzunca ifade edilmesi gereken bir mesele. Bismillah. Yüzebbihûne ebnâekum ve yestahyûne nisâekum. Beni İsrail'in oğullarının kesilip kadın ve kızlarını hayatta bırakmak, bir Firavun zamanında yapılan bir hadise ünvanıyla Yahudi milletinin ekser memleketlerde her asırda maruz kaldığı müteaddit katliamları kadın ve kızları hayat-ı beşeriye-i sefihanede oynadıkları rolü ifade eder. Ayette mealen yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, fenalık için kızlarınızı yaşatıyorlardı Bakara 49. Baktığımız zaman fuhuş gibi, bu gibi kötü yollarda
Yahudilerin o kadınları kullandıkları bilinmektedir. Başta Buhari ve Müslim Kütüb-i Sahih'a haber veriyorlar ki, Hazreti Cabir'in pederi vefat eder. Borcu yok, ziyade medyun, borçlu. Borç sahipleri de Yahudiler. Cabir, pederinin asıl malını Gurema'ya verdi. Kabul etmediler. Halbuki bağındaki meyveleri kaç senede deynine, borcuna kafi gelmeyecek. O derece borçlu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti. Bağın meyvelerini koparınız, harman ediniz. Öyle yaptılar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam harman içinde gezdi, dua etti. Sonra Cabir, harmandan pederinin bütün guramasının alacaklarının borçlarını verdikten sonra yine bir senede bağdan gelen mahsulat kadar harmanda kaldı. Bir rivayette bütün guramaya verdiği kadar kaldı. Yani hiç eksilmedi. O hadiseden borç sahipleri olan Yahudiler çok taaccüp edip hayrette kaldılar. Yani normalde hayretin ötesine geçip iman etmeleri lazım. Başta Buhari, Müslim, Kütüb-i Sahih'a haber veriyorlar ki Gazve-i Hayber'de bir Yahudi kadını bir keçiyi bir yan yapıp pişirmiş. Gayet müessir bir zehir ile zehirlemiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a göndermiş. Sahabeler yemeye başladılar. Birden ferman etti. İrfe'u eyliyekum. İnneha akberetni enneha mesmume. Yani pişirilen keçi bana der ki ben zehirliyim diye haber veriyor. Herkes elini çekti. Fakat o şiddetli zehirin tesirinden Bişir İbn-i Berra aldığı bir tek lokmadan vefat etti. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o Zeynep ismindeki kadını çağırdı, ferman etti. Neden böyle yaptın? O menhuse, bozuk kadın dedi. Eğer peygamber isen sana zarar vermeyecek. Eğer padişah isen insanları senden kurtarmak için yaptım. Bazı rivayette onu öldürtmemiş, bazı tarihte, yollarda, rivayetlerde öldürtmüş. Ehli tahkik demiş ki kendi öldürtmemiş fakat Bişir'in veresesine verilmiş, onlar öldürmüşler. Yani kısasa, kısas olarak. Ki baktığımız zaman Yahudilerin hayat boyunca bunu çok yaptıklarını görürsünüz. Yani zehirleme yoluyla kendilerine göre düşmanlarını öldürme yöntemleri içerisinde. Ki Efendimizin de vefatı aslında öyle oluyor. Çünkü o son günde özellikle o vefat anında şiddetli ateş Efendimiz'de oluşuyor. Ateş genelde zehirin etkisi neticesinde ki Bediüzzaman da 19 defa zehirlenmiş olması bu şiddetli ateş oluşturuyor kişide. O zehir. Efendimiz de böylece o menhuse kadının yapmış olduğu o zehirin o vefat anındaki etkisiyle de Efendimiz vefat etmiştir. Evet, her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti, sefilliği bu hükme bir şahidi katıdır. Hala öyle değişmez yani. Zillet ve meskenet, duribet aleyhimu zillet vel meskene ve ba'u bi gadabin minallah. Yani Cenab-ı Hakk'ın gadabına uğramış. Gayril mağdubi aleyhim vel dallin. Mağdub Yahudi, dallin Hristiyan. Yahudi milleti hırs ile, riba ile, faiz ile, hile dolabıyla rızıklarını zilletli ve sefaletli, gayrimeşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması. İmam Ali radıyallahu anh, hilafeti zamanında bir Yahudi ile beraber mahkemede oturup muhakeme olmuşlar. Çünkü mahkeme karşısında herkes eşittir hukukta. Yahudi milleti hubbu hayat, hayat sevgisi ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için, yani dünyaya tapar derecede, aşırı derecede sevgileri, her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstahak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde hubbu hayat ve dünya perestlik hissi değil. Yani burada öne çıkan onların durumu belki Enbiya-i Beni İsrail diyelim. Yani İsrailoğullarına gelen peygamberlerin mezaristanı olan Filistin. O eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyetli hissi milli ve dini olmasından. Yani burada daha ziyade milli ve dini his ortaya girmiş oluyor. Ondan dolayı çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete, yani miskinlik ve aşağılığa girecekti. Rivayette var ki Deccal'ın mühim kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tabi olurlar. Türklere dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla suni istikbal, yani yapmacık olaraktan bir müstakil olma, hürriyet gibi işinde gizli anlaşmanın müessiri tek kelimeyle Yahudiliktir. Lozan'da alınan karar. Evet, Kur'an-ı Hakim'de Yahudi ve Nasranilere başta benzememek için ona dair ayet oldu. Maide suresinin 51. ayeti.
Kıssa-i Musa çok meziyetleri ve hikmetleri müştemildir. Onun için Kur'an'da en çok zikredilen kıssa Hazreti Musa'nın kıssasıdır. Kıraç ve kumlu yerlerden suları çıkartan santrifüj aleti. Enidrib bi asakel hacer. Ayetiyle işaret edilen Hazreti Musa'nın aleyhisselam asasından ders almıştır. Meali asanla taşa vur. Bakara 60. Kıssa-i Musa gibi bazı hadisat-ı cüz'iyenin tekrarı o hadisenin büyük bir düsturu tazammın ettiğine işarettir. Bir Musevi Müslüman olsa Musa aleyhisselamı daha ziyade sever. Hazreti Musa aleyhisselamın Tur Sina'da işittiği kelamullah. Onunla ilgili Kur'an'da Kasas 29-35 arası, Taha 9-46 arası, Bakara 253, Nisa 164, Araf 143-145 arası ve 154, Meryem 52. ayette. Hazreti Musa gibi bir ulul azım, büyük bir peygamber. Ey beni İsrail, bir tek mucize-i Musa'ya aleyhisselam karşı koca taşlar yumuşar, parçalanır. Bakara 74. Hazreti Musa aleyhisselam ve Harun'un aleyhisselam, deniz misal, aynayı ruhlarına inikas eden mahiyet sevap, bir katre hükmünde bir abd-i müminin bir ayetten aldığı aynı mahiyeti sevaptır. Mahiyetçe, kemiyetçe yani sayı bakımından birdirler. Keyfiyet ise kalite ve değer kıymet bakımından kabiliyete tabidir. Ona göre farklılık arz eder. Zamanı Musa aleyhisselam'da sihir ve zamanı İsa aleyhisselam'da tıp revaçtaydı. Bununla ilgili Araf 115-126. Ayetler, Yunus 79-82, Taha 57-73, Şuara 36-51. Ayetlere bakılabilir. Musa aleyhisselamın asası gibi bir mucizesine karşı sert taş, 12 gözünden çeşme gibi yaş akıttığı halde size ne olmuş ki? Musa aleyhisselamın bütün mucizatına karşı lakayt kalıp, gözünüz kuru, yaşsız, kalbiniz katı, ateşsiz duruyor. Bununla ilgili Bakara 60. Ayet. Kısası Kur'aniyeden, yani Kur'an'daki kıssalardan, kıssa-i Musa aleyhisselam, yani onun hayat hikayesi, adeta asa-i Musa aleyhisselam gibi binler faydeleri var. Yani çıkarılacak hakikaten çok dersler var. Hazreti Musa aleyhisselamın şecere-i meşhuresi, yani o Tur-i Sina'ya Medyen şehrinden Mısır'a doğru giderken, orada bir ateş görmüş olması, vahyin gelmesi ve peygamber olarak da Mısır'a gitmesi, Firavun'u imana davet etmesi gibi olayların devamı. Kavmi Musa aleyhisselam bir bakarayı yani bir ineği kesmekle Mısır bakar perestliğinden yani bugün Hinduların yaptığı gibi ineğe tapmadan alınan ve icil hadisesinde, buzağı hadisesinde ki çölde, o Tih çölünde buzağının yapılması Samiri tarafından insanların, o Yahudilerin ona taptırılması. Tesirini gösteren bir bakar perestlik mefkuresinin Musa aleyhisselamın bıçağıyla kesildiğini ifade ediyor. Bununla ilgili Bakara suresi 67. ayet. Hazreti Musa aleyhisselamın makamı olan sema dairesinde en ziyade hüküm ferma, hükmü geçerli. Hazreti Musa aleyhisselamın mazhar olduğu mütekellim ünvanıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatına mazhardır. Tur-i Sina'da Cenab-ı Hak ile konuşmasından dolayı. O yemin-i beyzada. Ki Musa aleyhisselamın mucizesi iki şey. Birisi yani normal gösterdiği mucize asası, diğer de yedi beyza. Yani sağ elinin aynı şekilde beyaz olmuş olması. Birer asayı Musa'dır. Bununla ilgili Araf 108, Şuara 33, Taha 22, Nemil 12, Kasas 32. ayet-i kerimelere bakılabilir. Asayı Musa vefat-ı Musa'dan sonra vecih-i icazı kalmadı. Çünkü o onun mucizesi olduğu için o asa da şu kayınpederi Şuayb peygamber veriyor. Ona da ta Adem'den geliyor. Hazreti Adem'e, Adem de cennetten gelirken onu getirdiği ifade ediliyor. Hazreti Musa aleyhisselam gibi bir ulul azim ve celalli ve hiddetli bir zatın tokadına maruz olmak ve o misali melekül mevtin libası hükmündeki sureti misaliyesindeki gözünü çıkarmak ne muhaldir ne fevkaladedir ne de gayrı makuldür. Hazreti Musa aleyhisselama denizi teshir ettiği, yani vurmasıyla Kızıldeniz'in 12 yolu açılması, 600 bin Yahudi'nin Firavun'un zulmünden kurtularak karşıya Tih çölüne geçmesi. Bununla ilgili Araf 136-138, Yunus 90, Taha 77-78 ve 80, Şuara 60-66 arası, Saffat 115-116, Duhan 22-24, 30 ve 31. ayetlerde
bu ifade edilmiş olmaktadır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina.